Gelelim siyasete. DEM Parti'nin etkili isimlerinden Sırrı Sakık İzmir'de partisinin eş belediye başkan adaylarını tanıtıyor. Öyle cümleler kurdu ki siyasette bugün en çok konuşulanlardan oldu. Sırrı Sakık DEM Parti'nin etkili ismi olarak ne dedi biliyor musunuz? 31 Mart'ta biz CHP'ye bu seçimi kaybettireceğiz dedi. Kendiniz duyun. CHP Genel Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bunlar bize kaybettirmek üzere diyor, politika yapıyor. Çok doğru söylüyorsun. Size kaybettireceğiz. Size de AKP, MHP, faşizmle de kaybettireceğiz. Allah aşkına. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Siz efendimiz köle miyiz ya? Biz size 2019 seçimlerinde hesapsız, kitapsız bir şekilde bütün Türkiye'de ve Kürt coğrafyasında bize karşı aday çıkarmanıza rağmen size destek sunduk. Ama bu belediyelerde bir cennet yarattık size, siz döndünüz. Muhaliflere, Kürtlere cehennem hayatı yaşattınız. Üçüncü yol doğru bir yol. Eksiktir, gecikmiştir ama bu yolumuz doğru. Biz bunlarla birlikte yol yürüyemeyiz. Bunların bizimle böyle bir dertleri yok. Bakın biz 2019, 2023, 14 Mayıs'ında hesapsız, kitapsız desteklemedik mi? Evet. Ama onlar gittiler, bizi sattılar. Onlar belediyeleri almak istiyorlar. Onlar rant alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Bugün de bütün kavgaları rant ve belediyecilik, yoksa bir Türkiye, yoksa yoksulların ülkesini özgürleştirmek gibi bir dertleri yok. Ya İYİ Parti tam anlamıyla dağılma süreci gibi desem, şimdi yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı istifa ediyorsa bu çok ciddi bir durumdur. Yani Meral Akşener'in sağ kolu hem de yerel seçimler öncesi istifa ediyorsa o önemli isim istifa etti. İYİ Parti'de tam anlamıyla yaprak dökümü. Partiden bu kez üst düzey bir istifa. Bu haber geldi. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Cem Karakeçili istifa ettiğini açıkladı. İstifa haberini Karakeçili sosyal medya hesabından duyurdu. Akşener'i yerel seçimdeki 31 Mart sürecindeki stratejisi üzerinden eleştirdi. Birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez denilmesi, Ankara'da ise hür ve müstakil iddiasının tüm siyasi yaşamı CHP'de geçirmiş olan bir adaya destek vererek neticelenmesi